Buyurun. Yıldız evde mi? İçeride evet, buyurun. Tam galetamı çayıma batırıyordum. Kimi düşmanım daha geldi. Efendim. Tamam Aysel'cim. Seninle konuşmam lazım. Hamile olduğunu biliyorum, duydum. Umurumda da değil. Boşuna çeneni yorma. Onun için gelmedim. Hamile de değilim zaten. Nasıl yani? Değilim. Doğan'ın yanından da tamamen ayrıldım. Yalan söyledin ve yakalandın yani. Ne olduğunun hiçbir önemi yok Yıldız. Neden buradasın? Ben onu anlayamadım. Seninle ortak bir düşmanımız olduğunu düşündüğüm için geldim. Ender senin de canını yaktı tabii. Yani senin kadar olmasa da evet. Yıldız, sana güçlerimizi birleştirmeyi teklif ediyorum. Benim Ender'den intikam almak için sana ihtiyacım yok. Biliyorum, biliyorum evet. Ama madem ikimiz de mağduruz, bence birlik olabiliriz. Hem zaten akıl akıldan üstündür, değil mi? Sen benim yapamayacağım neyi yapabilirsin ki? Yıldız, sen çok küçük oynuyorsun. Eve çelenk göndermekle olmaz ki bu iş. Ya Ender üzülüyor mu zannediyorsun Allah aşkına? Umurunda bile değil. Bir kere o daha başlangıçtı. Daha yapacağım her şeyi yapmadım. Evde olan bir şeylerle olmaz bu iş. Ender'i sosyal hayatında dışarıda rezil etmemiz lazım. Devam et. Ender için imaj çok önemli, değil mi? Özellikle şu cemiyetteki yerine falan. Onu biraz sarsalım bakalım. O küstah tavrını biraz zedeleyelim. Ender'i tanımışsın, bravo. Ama Ender fazla akıllı. Yani senden de, benden de her şeyi bekler bu. Ay şu an tetiktedir o. O yüzden hiç beklemediği bir yerden hareket edeceğiz. Yani mesela bir davet olabilir. Bu benim de aklıma gelirdi. Zaten sürekli davet var, ben bulurum bir şey, vardır bu arada. Ayrıca onu hiç sevmeyen birini bulmamız lazım ki bize yardım etsin. Yani kuyruk acısı olan biri olabilir. 2000 kişi arasından istediğimi seçebilirim o zaman. Ender'i sevmeyen çok insan var. Yıldız, o zaman en yakın zamandaki davet ne zaman onu bulalım ve ona dışarıda da rahat olmayacağını gösterelim. Dur sen şimdi. Ben A harfinden başlayayım, Ender'in düşmanını Afife. İlk sayfada yakaladım. Afife'cim tanıştırayım, Hilal. Afife. Çok memnun oldum. Ben de. Ay hemen geldiğin için çok teşekkür ederim hayatım. Ay gelmez miyim? Gelirim tabii. Konunun Ender olduğunu duyunca. Ender sana tam olarak ne yapmıştı? Beni dernekten attırdı. Arkamdan dedikodumu yaptı. Siz de Ender zedesiniz yani. Aynen. O yüzden her ne yapacaksanız ben size ön ayak olurum. Ay ama sonra lütfen bana sarmasın. Vallahi hiç uğraşamam o manyakla. Sana sarmaz hayatım çünkü o şu anda bizimle meşgul. Vallahi Yıldızcığım sen çok haklısın. Doğan'la evlenmiş öyle mi? Ay duyuldu mu? Ay duyulmaz mı? Herkes bunu konuşuyor. Neyse canım zaten duyulacak bir şey o. Öyle düşmeyelim ya. Enerjimizi düşürmeyelim lütfen. Neyse sana sorum şu. Bu aralar böyle Ender'in katılabileceği bir davet organizasyonu var mı? Woman dergisinin stil sahipleri ödül töreni var. Herkes orada olacak. Tamam, olur bu. Yalnız bizimki ödül almazsa katılmaz biliyorsun. Bir dakika. Peki ödül almış gibi davransak? Olabilir. Şeytan bu. Ben komitedeyim zaten. Hadi kız Afife, göreyim seni. Ben ararsam olmaz. Ama başkasını aratırım. Tamam, arat. Bak şimdi. Hatta benim daha iyi bir fikrim var. Geçmiş deneyimlerimden dolayı şey yapıyorum. Sana da bir ara anlatırım. Şimdi. Ezgi. Gel. Yani Türk kahvesinde ne var? Zaten sade içiyorum. Her seferinde yapamıyorsunuz şunu ya. Al götür. Al şunu da. Dur. Hilal'in neyi varsa toparla kaldır, tamam mı? Onun odasını ben alacağım. Kendime giyinme odası yapacağım. Yarın mimarı getiririm. Peki efendim. Bana bir tane daha kahve yap. Doğru düzgün. Alo. Ender'cim, Çiğdem ben. Aa, Çiğdem. Ne haber? Aşkım nasılsın? İyiyim canım. Özleştik. Evet ya. Hiç görüşemiyoruz. Bir kahve içelim, yemek yiyelim aşkım ya. Çok iyi olur. Bu arada Doğan Yıldırım'la evlendiğini duydum. Çok tebrik ederim. Ay evet.
Çok şeker, çok mutluyuz. Böyle sürpriz oldu işte. Çok sevindim canım. Fazla uzatmayayım. Bizim derginin stil sahibi ödülleri veriliyor 2 gün sonra. Sana da yılın en tarz sahibi kadını ödülünü vereceğiz. Aa. Önden ödülün senin olduğunu söylüyorum ki... gelememe gibi bir durumun olursa canlı bağlantı yapacağız. All right, I'll be there. Kesin orada olacağım. 2 gün sonraydı değil mi? Aynen canım. Bu otelde, geçen seneki yerde yani. Tamam tatlım. Süper. Oradayım. Bye bye. Bye bye canım. Doğan'la evlendiğimi duydunuz. Şimdi hepiniz yavaş yavaş üşüşürsünüz etrafıma. Ya. Kadın resmen babamı alıp medya maymununa çevirecek. Sanki Brad Pitt'le Angelina Jolie geldi. Nedir bu ilgi? Ben anlamıyorum ki. İkimiz de biliyoruz ki Ender gazetecileri besliyor zaten. Şimdi bir de bu ödül mü alacak yani? Onu da kendi ayarlamıştır. Sen de bana bir ödül ayarlasana. Ne ödülü? Bir tanecik annem var. Bir sürpriz yapıver işte. Hani saçmalama, ne ödülü? Hello kızlar. Mersi. Hello. Görüyor musun bak bizi nasıl birbirimize yakıştırıyorlar. Ama davul bile dengi dengine diye boşuna dememişler değil mi Doğancığım? Sevgili dostlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gecenin en önemli ödülüyle başlamak istiyorum. Şimdi sahneye yılın en sert sahibi kadını çağırıyorum. Alkışlarınızla Yıldız Yılmaz. Çok sağ ol hayatım. Herkese iyi akşamlar. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum. Ama en çok benim zaferime ayakta alkışlayan eski dostum Ender'e... kocamı çaldın ama ödülümü çalamadın demek istiyorum. Aa, gidiyor musunuz? Hadi neyse, sonra görüşürüz. Ay Komuro, bu an bana bir şey hatırlattı. Sana da hatırlattı mı? Aramızda bir şaka. Ay ben böyle bana kötülük yapanları mutlaka bir kürsüde bir şey etmeyi seviyorum. Kuyum kurusun. Neyse, ne diyorduk? En tarz benim. Doğru bildiniz.